Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nelerdir bana ısrar edilen YouTube piyasasına sonunda girdim. Bundan yine sizlerle birlikte. Herkese selam, benim için çok kolay. Beni tanıyanlar bilir, ben hep çocukken bir abim olsun isterdim. Tabii yanlış bir dilekti aslında çünkü benden önce doğması gerektiği için benden sonra yapılan dua kabul olur muydu? Evet oldu. Benim çok güzel abilerim var. Onlardan en özeli, abim derken böyle içimdeki yağların böyle eridiği Hakan Karsak yanımda. Hakan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Vallahi burada olmaktan çok mutluyum. Beni biliyorsun, ben böyle çok yerlere giden biri değilim ama. Evet evet. Duyunca böyle dün geceden beridir heyecanlıyım. Böyle içim içime sığmıyor. Hatta bir saat erken geldim. Sakinleşeyim diye. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Biz Hakan abiyle şehir dışına gittik. Evet. Yurt dışına gittik. Sabahlara kadar çalıştık. Ondan sonra sevdiğimiz insanları kaybettik. Evet. Güzel insanların düğünü oldu hayatımızda. 4 sene bir fiil, gece gündüz demeden, soğuk yağmur demeden, gerçekten şu an sektördeki birçok insanın çalışma standartlarının zorlayıcı şartlarda çalıştık ve çok keyifle evet, çalıştık. Evlatlarımız beraber büyüdü yani. Evet, ya senin babalığına da gireceğim ben. Sen nasıl bir babasın, nasıl güzel bir babasın. Ve çok anımız oldu ve onu görünce böyle gözlerim yaşardı. Hayır, geçen gün Sevil ablayla da birbirimizi gördük ve görür görmez birbirimizi böyle gözlerimiz doldu. Hakan abiyle de öyle. Çünkü çok büyük bir yaşanmışlık evet, var. Evet, çok. Yani sizi ağlatabiliriz, güldürebiliriz. Evet. 200. bölümde ne olduğunu soruyorsunuz ama biz de bilmiyoruz. biz de bilmiyoruz ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Onu biliyoruz. Yani biz 200 bölüm boyunca ölmemeyi başaran yegane evet, insanlarız. Evet. O yüzden hoş geldin abim. Nasılsın? Hoş tekrardan bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben de çok özlemişim. İyiyim. Gayet iyiyim. Her şey yolunda. Güzel. Yemeklerimi özledin mi? Gelmiyorsunuz çok o zamandır. Çok özledim. Çok özledim. Yani bilmiyorum, biliyor musunuz? Ben o zamanlar işte yalnız yaşıyordum. Kızım henüz benimle yaşamaya başlamamıştı. Her böyle setten çıktığımızda ya da repolarda biliyor evde ne kadar zorlandığımı tek başıma. Abi tabağını koydum, hadi geliyorsun diye. Böyle hani evimin olduğunu bildiğim, kendimi güvende hissettiğim ve çok mutlu olduğum yegane insanlar yani Emir desen de. O her zaman. Teşekkür ediyorum her zaman yani her şey için. Ve dediğin gibi o kadar güzel anılar birikti ki yani... Kış günü hatırlıyor musun? Sunroof bozuldu. Ya ama benim hatam. Emir nasıl kızmıştı bana. Yeni arabayı aldık. Arabanın sunroofu var. Bu arada arabada 8 kişi falan gidiyoruz bu şekilde. Ve Çekmeköy üçüncü çevre yolu. Hem otoban. Deli gibi soğuk deli var. Deli gibi soğuk ve rüzgar var. Ve ben boş bulundum. Sunroof tuşuna bastım arka koltuktan. Ve sunroof bozuldu. Abi sunroof bir geri gidiyor. Bir geri gidiyor. Her gittiğinde bir sırılsıklam oluyoruz. Abi ben unutmuştum. Tabii sarnıf maceramız var ya. Sabina'nın son gecesini hatırlıyor musun evet. birlikte? Allah'ım nasıl eğlendik, nasıl eğlendik. Sabina'mız yılbaşı tatilinden önceydi ve böyle sette bir boşluk oldu. Bir misafir geldi herhalde sete. Bize böyle 2-3 saatlik boşluk kaldı ve... Hiç unutmuyorum. Gözde, sen, ben, makyaj ekibi, Sabina. Sabina anlattı, güldük. Sen anlattın, güldük. Ne kadar güzel bir veda gecesiymiş. Oysaki bizim evet. haberimiz yokmuş. Evet. Yani hep o geceyle anıyorum zaten onu. Çok çok büyük bir hem usta, hem anne, devasa hem oyuncuydu. Dost, hem akraba gibiydi. Yani hepimizin derdiyle tek tek zor Türkçeyi zor kavrayan bir insan. Bütün aile fertlerin adını bile bilerek evet, evet. konuşuyor olması. Şeyi hiç unutmuyorum. Gecenin 3'ü olur Sabina Çekmeköy'de, Şile'de pardon. Soğuk buz gibi üstünde sabahlığı elinde böyle bir sigara. Sabina ne yapıyorsun, üşüteceksin? Deve bırak. Deve bırak. Bırak ve şey böyle arada böyle kızgın gelirdi yanıma. Sen var ya sen. Sen de gençliğimi görüyorum derdi. Ama o esnada bana kızacak zannediyorum. Çok tatlıydı. Ya şeyi bazı kelimeleri çıkaramaz diye geldi bana bir gün. Hakan dedi, taziye nedir? Ben de hani doğulu olarak ya hiç aklımda Sabina Makedon olduğu yok. Yas işte dedim. Ya yani yas tutmak. Ha dedi. Yas nedir? Ya yani kadının bütün algısını o anda
Tamam oldu. Tamam yani, oldu. Yani canım o da Tarık, Tarık abidir. Çok, Tarık abi çok büyük ustalardı. İyi ki de yani dönüp baktığımızda belki onların son dönemiydi ama onlarla çalışmış olmak, onları soluyor olmak, solumuş olmak gerçekten çok özel bir şey. Tarık abinin şeyini unutmuyorum. Bir gün hastanede çekim yapıyoruz. Beylikdüzü taraflarında bir yer. Zaten arabada... biz hiç yakın yerde çalışmadık. Hep şehir dışında. Çok uzakta bir yerdeyiz ve hastanenin güvenlik kapısından geçiyor. Kapı açılmış, camı açmış, şöyle bağırıyor. Daha sete adımını atmamış. Necla çabuk işimi bitirip gönderin beni falan dedim. Hani daha bakıyorum. Tarık abi bir sete gelseydin. Bir sete de geldi. Çok tatlı. Allah'ın onun içinde yatırsın. Evet, Allah gerçekten. İyi ki çalışmışız onlarla. Evet. İyi ki tanımışız. Erdek. Of. Erdek. Erdek bizim. Erdek'te hatırlıyorsan benim kaburgam çatlak hepiniz. Bunların hepsi havuza giriyordu. Ben şezlongda oturdum. Çünkü Hakan abi Aman Reis duymasında bir sahne çekiyor. Bir cenaze evine giriyor ve cenaze evi yanlış bir cenaze evi. Ve oradaki aileler sonunda Hakan abi dövmesi gerekiyor. Oradaki yardımcı oyuncu arkadaşlarımızdan bir tanesi olayın ciddiyetini kavramış. Durumu içselleştirmiş. Yani 1.93 falandı abi yani. Merhum Yadigar Ejder gibi bir abi. Onur Hoca gerçekçi olsun deyince ben sadece ayaklarımın yerden kesilip şöyle havada süzüldüğümü hatırlıyorum. Ondan sonra böyle yani benim için her şey 50 kare böyle süzüldüm. Abi beni çevirdi. Patates çuvalı gibi lav abi yere bırak. Kaldım orada. Ve Veysel kesti yani. Veysel diyor ki abi kadrajdan gördüm seni. Havada dönüşünü gördüm ya. Sonra götürdüler çatlak kaburgayla. Film devam ediyor bir de. Daha ikinci günümüz müydü? Üçüncü günümüz müydü? Neydi? İstanbul'daydı. Erdek'e gitmemiştik. Evet. Erdek'e gitmemiştik. Erdek'e o şekilde gittik işte yani. Arabaya beni bağladılar. Arkaya böyle. İnanılmaz bir... Evet zordu ama çok keyifli değil miydi? Çok keyifliydi. Ben bir de çok senin şeyi yani. Çok seviyorum. Mesela hani dram sahnesi bile olsa sen orada bir bakışınla böyle olayı komediye çeviriyorsun. Ya da mesela enişte kadrajdan girdiği anda söylenmemesi gereken bir şeyin söyleneceğini ve çok tatlı söyleneceğini biliyorum yani. O kadar özlediğim bir set ki. Evet, benim de. Yani şu an telefon gelse ve çekiyoruz baştan deseler koşa koşa ben giderim. Ben de giderim. Ben de giderim. Yani ekip çok iyiydi. Ben zaten ekibi topluyorum. Hadi hadi yarın başlıyoruz. Yarın başlıyoruz. Sevenlere müjde olsun buradan. İlk senin kanalında açıklıyorum. Ama kimsenin haberi yok değil mi? İkimiz başlıyoruz. İlk normal insanlar değiliz. Oyunculuk deliliktir zaten yani. Ya biraz normal olsak aslında bizim için ne kadar çekilemez bir şey düşünsene abi. Kız Allah aşkına yaptığımız iş akıllı iş mi? Yani 70 saat, 80 saat o şartlarda çalış. Belgrad Ormanı'nda domuz kovaladı beni ya. Daha ne diyeyim? Karavandan indim fırk fırk diye bir ses geliyor gece karanlık. Bir döndüm domuzla göz gözeyim. Kimler şahit oldu olaya? Yalçın vardı. Yalçın da yavrum. Bütün ciddi olayları doğru. Yalçın'ın İkinci Dünya Savaşı'na giriyormuş gibi anlatabilir. Tabii. Çok Yalçın, ciddi Yalçın şekilde. Yalçın da sonradan geldi çocuk. Biz hepimiz komando eğitimini almışız. Yalçın hani karizmatik bir şey götürdük. İlk setinde bunu Belgrad'a. Gece saat 4. Yalçın özür dilerim. Buradan anlattığım için. Ya Yalçın. Yalçın'ın canım. Bir düşüşü vardı o yokuştan. Hepimiz idmanlıyız ama çocuk bilmiyor. Yalçın düştükten sonra yanlış yöne koşmaya başladı. Siz erkekler için çok daha zordu. Benim ilk sezonum sizinle çok fazla geçti ama güzeldi ya. Güzel bir şeydi. Çok fazla. Anısı çok fazla yani. Tabii. Anısı kitap yazılır fazla. Anılarından. Hakikaten öyle yani. Kamera arkası da aslında keşke olsaydı böyle. Tabii tabii. Bir herhalde 10 sezonluk kamera arkası vardır onun. Ya zaten böyle aslında bütün oyuncuları bir birleştirip böyle anılar videosu yapmak bak, lazım. Bak yapman lazım abi. Toplayabilir miyim bu kadar topla kadroyu? Böyle. Ya 3-5'imiz olalım yani. Şey gibi. Ha. 200. bölümünü izlemesin herkesin kadrosu. İnsanın kendisiyle dalga geçmesi de çok güzel. Abi ben senin bu gençlik iksirini merak ediyorum. Yani 48 yaşında böyle Flinta gibi delikanlı. Bize biraz tüyo verir misin ya? Ya aslında çok da öyle bir şeyim yok. Ama mesleğin gerçekten buna çok büyük katkısı var. Ruhunuzu diri tutuyor.
Ve beni tanıyorsun, ben aşırı disiplinli bir şeyimdir. Evet. Yani işim olmasa bile ben her hafta bir tirat çalışırım, her hafta mutlaka bir şey yaparım. Setim olmazsa hocalık devam ediyor, oyunlar devam ediyor. Yani o idman aslında zihninizi ve yüreğinizi gerçekten diri tuttuğunuz sürece beden buna eşlik ediyor diyelim. Yani. Evet. Evet, çok çalışmak gerekiyor aslında. Çalışmadığın dönemlerde bile üretmek gereken bir meslek yapıyoruz. Ben kendimi çok manipüle eden bir insan değilim. Yani ben yaşamın mutlu taraflarını görmeyi seviyorum. Ben biraz dramdan besleniyorum biliyorsun. O normal. Ben biraz böyle hüzün seven bir tarafım var. Hani yağmur yağsın, ayakkabılarımın içinde su dolsun modunda bir şey. Oradan bir üretim yapmayı çok seviyorum. Ama o dram değil, sen romantiksin. Çok da romantik, aşk ya, kadın değilim ama. Romantizm evet ama. Romantik dediğim... mesela yağmuru sevebiliyorsun mesela. Ben yağmurda hayatta çıkmam. Ben yani, karı sevmem ama yağmuru çok severim ya. Evet, o biraz romantizme giriyor aslında. Acıdan beslenmek değil. O sen durumun kendisinin hazzını seviyorsun. Belki de. Belki yani, ben daha analitiyim. Yani yağmur bitecek, yollar çamur. Ben onu da düşünen bir kafa olduğu için kendimi manipüle etmemeye çalışıyorum yani. Evet. Senin bu babalığın, bu... Ben çok seviyorum senin bu babalığını, kızınla olan ilişkini, iletişimini, o yani eski eşinle de o iletişimini. Aslında Doğu kültüründe yetişip büyümene rağmen abim, hani sen çok böyle hepimize örnek, hepimize böyle ya babalık, ben aşığım o senin babalık enerjine. Bak Emir'in de Allah hani nasip etti, kızımın babası da öyle. Ben bir baba gördüğüm zaman, gerçekten baba kızıyla, çocuğuyla iletişimi çok güzel babalar gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Biraz anlatsana, o nasıl sağlıyorsun onu? Ya bu aslında tek taraflı değil. Sağ olsun kızımın annesinin de büyük çabaları, kızımın da büyük çabalarıyla. Bu üçlü kombinde oluşan bir şey. Evet, çok ayrı kaldım ben ama süreçtir, her şey geçer. Önemli olan onun geleceği için doğru adımları atmak. Yani kendi yaşamındaki tercihleri bile artık onun tercihiymiş gibi görerek devam etmek. Ya biz hep şey, o toplum, yani Türkiye'nin sosyolojik yapısı çok ortada. Çok zor çocukluklar yaşadık ama çok keyifli yaşadık. ve giderek zorlanan bir dünyada, hele hele kız çocuğu sahibi olmak, iki kere düşünerek yaşıyorsun bu hayatı. Arkadaş olmak benim gördüklerimi görmesi değil, canı ne istiyorsa onu görmesi üzerine bir matematiğim var. Yani zorluk görmek istiyorsa bu tabii ki onun tercihi. Ama zorluk görse de sana bir telefon açtığı zaman ben buradayım babam diyebileceği bir babası olması da çok... Yani bizi hep öğrensin matematiğiyle büyüttükleri için biz birçok şeyi kaçırdık. Bizim hedefimiz işte senin, benim, Emel'in, ya bırakın zorluğu, hiçbir şeyi kaçırmadan büyüsün. Evet. Her şeyi yaşayarak büyüsün. Yani zorluk hayatın her yerinde var. Zaten ömrün yettiği sürece hayat zaten sınav yeri. Yani sürekli bir zorluk var. Önemli olan onu güven duygusuyla, arkamda bir ailem var, beni tabii destekleyen ki bir aile var. Özellikle kız çocukları için, erkek çocukları için de çok geçerli evet, bu arada. Evet. Ama o güven duygusu, o sevgi var ya, istediğiniz kadar paranız olsun... Tabii sağlanabilecek bir şey değil o yani. Ya ben hep söylüyorum, ben kızımı değil, kızım beni büyüttü. Evet, ben de hep aynısını söylüyorum. Yani o doğmadan önceki akıl yapımla şimdiki akıl yapım arasında çok ciddi farklar var. Ben de onunla öğreniyorum. Yani zincirlerimi o kırdı, tabularımı o kırdı, kırmızı çizgilerimi değiştirdi. Beni biraz daha kalıbımın dışında biri olmaya iteledi. Aslında biz onlara çok şey borçluyuz. Evet. Baktığında. Aynen öyle. Gerçekten öyle. Aslında onlar bize rehber olarak gönderilen ruhlarmış gibi geliyor evet, bana. Evet. Hakikaten de öyle. Peki benim çok merak ettiğim bir şey var. İnşaat, felsefe, sonra evet, oyunculuk. Şöyle inşaat, oyunculuk yaparken inşaatı okudum. Oyunculuk yaparken felsefeyi okudum. İnşaat benim aile mesleği. Babam da çok severdi. Abim, yeğenlerim herkes inşaat mühendisi. Hani kendi toplumunda da aile yapısını korumak ve evet, yapmak için aynı meslek dalında olun ki ileride hepiniz beraber iş yapasınız kısmı vardı. Felsefeyi de ben özellikle tercih ettim. Çünkü oyunculuk adına, yani oyunculuk yöntemi ya da kuramı adına bir noktadan sonra benim bir şeyde eksik olduğum ve oradan asla ilerleyemediğimi duyguları fark ettim. Duyguları şey yapmak değil mi? Duyguları çözümleyebilme kısmında. Ben mesela sosyolojiye çok meraklıyım. Evet, yani orada çok eksik kaldığımı düşünerek vallahi sınava girdim uzaktan eğitimle. Felsefeye başladım ve evde deli gibi çalıştım.
Evet, tıkandığım yerin orası olduğunu. Yani herkes aslında psikolojiyi söyler. O psikoloji benim o analitik kafama çok uygun değil. Felsefe benim çok daha işime yaradı. Çünkü aynı anda tiyatro yapan insanlarız da yani. Evet. O çözümlemeler, dönemler, evet o yapıyı anlamamız lazımdı. Felsefe de o yüzden. Veriyor musun şu an oyunculuk dersleri? Veriyorum. Nerede veriyorsun? Jazz'da, Cihangir atölye sahnesinde. Cihangir Jazz'da. İlgilenenler olursa bu arada... Hafta sonu. Ben 16 yıl oldu. 16 yıldır hocalığı hiç bırakmadım. Çünkü o beni hep diri tutuyor. Evet. Her dersin gençlerle gibi. Bir de o iletişim içerisinde olmak tabii, da çok besleyici bir şey. Tabii. Oyunculuk da teknoloji gibi. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor. Bu bizim beden, enstrüman dediğimiz bedenimizin kullanım şekli şimdiki gençler bizden çok daha ya hem iyi dil yani. Değişiyor hem vücut şeyi değişiyor. Bir de şöyle hani evet kullandığımız mekanikler de değişiyor. İşte bu kameralar, kamera tabii, tabii. Açıları, teknikleri de değişiyor. Ama bir yandan şey de var. Sanırım biz yaş aldıkça bir kapanıyoruz, bir evet. Katılaşıyoruz, bir esnememiz gidiyor, bir düşüncelerimiz daha böyle bir motomot bir şeye giriyor ve gençlerde, çocuklarda bu daha esnek, daha tabii. Saf. Onlardan beslenmek aslında bizim için çok tabii. Daha müthiş ve çok daha aslında yaratıcı bir şey. Onu zaten çok şey yapıyorum yani çok özeniyorum. Son bir konuya geleceğim ama o konudan önce şeyi çok merak ediyorum. Ben önce söyleyeyim. Hakan abiyle çalışmak dünyanın en kolay, en yaratıcı, en rahat, en eğlenceli, en komik. Hani uykunuz gelse bile bir kaş gözle, hele bir de Emir'le yan yanalarsa bunların bir ekibi evet. Var böyle bir ekip vardı. Tayfa falan. Hala var. Hala var. Böyle inanılmazdır ve onunla yemeğe gitmek, onunla çalışmak, onunla aynı sahnede olmak. Yani sahnede eğer Hakan abiyle birlikteysem o kadar rahat oluyordum ki. Çünkü hiç ki keza bir sürü çok iyi oyuncuyla evet. Çalıştık. Yani biz bayağı oyuncuyla çalıştık evet. Birlikte ve hepsi de çok iyiydi. Hep üst düzey oyuncularla çalıştık ama Hakan abi benim için çok özeldir çünkü onun sahnesinde çok rahatım. Hakan abi ben nasıldım sette? Hadi ben kendimle ilgili bir soru gayet sormadım ilk defa. Yani. Fark ettiniz mi? Fark ettiniz mi? Emir'e hep kendimi anlattırdım. Hakan abi ilk defa kendimle ilgili bir soru sordum. Bana nasıl? Emir'le ilgili de soru sormuştum. Hepsini burada dedikodusunu yaparız. Ya Emir'le iletişiminize bayılıyorum. O ayrı konu. Ya seni zaten anlatmaya gerek yok. Yani çalıştığım hem partner olarak hem kadın erkek her zaman bir şey vardır. Araf vardır. Yani o arafı doğru kişiye karşı kırmanız lazım. Sen onlardan benim adıma en rahat ettiğim insanlardan birisin. Hem meslektaşım olarak hem set arkası ilişki biçimi olarak. Yani ben adım gibi eminim ki benim bir su sorunum var. Evet. Su içmiyorum. Ben adım gibi eminim ki birdenbire şuradan bir el çıkıp bana suyu uzatıp gidecek. Yani evet. Su içtin mi? Gecenin bak 4:30'da. Yine su içmemişsin gözlerinin altı. Abi bak su içmiyorsun falan diye ben, sürekli. Evet. Burada bile daha geldiğimde su içtin mi diye geldim. Evet burası güvenli alan. Yani sadece oynamak ya da işinizi yapmak değil. Onun gerçekten yapısını doğru kurmak. Seyirci hı-hı. De bunu fark ediyor. Yani benim, senin, Emir'in, işte Sevil ablanın da ismi sayabileceğiniz birçok oyuncu arkadaşımızın dışarıdaki ilişki biçimi oyunumuza da yansıyor. Evet. Beden dilimize yansıyor, mimiklerimize yansıyor. Evet. Çünkü sahneyi en güzel şekilde çıkartmak istiyorsun. Aslında siz orada bir yemek yapıyorsunuz ve sahnedeki oyuncular, dekor ve arkadaki ekip aslında o yemeğin baharatı, sebzesi, eti. Yani o kimya o kadar güzel bir şey ki yoksa sabahlara evet. Kadar... Ya biri düştüyse sırtlayacaksın. Evet. Yani bazen ben düşüyordum, sen sırtlıyordun. Bazen hepimiz düşüyorduk, Emir sırtlıyordu. Hayat böyle zaten. Evet. Yani normal hayatta da böyle. Normal hayattan ayrı kılan bir şey yok ki. İsterdim ama mesela. Böyle hani bitişi böyle 10 bölüm kaldı, 9 bölüm kaldı, 7 tabii. Bölüm kaldı. Hadi şarkılar söyleyelim. Hani üstüne... Hani arkadaş olmak şöyle güzeldir, böyle güzeldir şarkılar söyleyerek evet. Bitirmeyi çok isterdim ama böyle hani hiç beklenmedik hayat gibi. Böyle bir ani bitişle çıktı hayatımızdan ama bu bizim daha iyilerini yaratmamıza ve dostluğumuzu perçinlememize tabii. De. Çünkü biz zor şartlardan da geçtik birlikte, iyi şartlardan evet. Da geçtik, zorlu şartlarda da çalıştık, iyi şartlarda da çalıştık. Kaç kez cenaze için, evet. Kaç kişinin cenazesine gittik dizide, ben gerçek hayatta. Annem rahmet etti, babam rahmet etti. Yani Tarık abi, işte bir sürü insan. Düğünler, cenazeler, doğum günleri. Çok çok özeldi. Abim biz seni ben Kelebekler'de çok beğeniyordum. Yani Kelebekler'i izlediğimde eşkıya girmemiştim. Ben gülmekten ölmüştüm. Tavuk patlama sahneleri falan. Kovan, Mahkum, Edo...
Buraya gelmeden önce de en son bir ya dediğim diye aman reis duymasını şöyle bir izleyeyim dedim. Biraz böyle çok güldüm ama tabii ki bana duygusal hatırlattığı bir sürü güzel şeyler de olduğu için böyle biraz daha hüzünlenip izledim. Hepsinde farklı farklı rollerde izledik ama şimdi ilk defa ve ilk önce de neredeyse ilk okuttuğun insanlardan biri olarak da ben. Evet. Kızının oynadığı evet. Seni Görüyorum. Evet. Diye bir film yazdın, çektin ve şu an vizyonda. Evet, şu an vizyonda. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Filmle ilgili bize bir şeyler anlatmak isterim. Nasıldı ya? Yani? Ben o anne baba kız ilişkisine nasıl yani o duygusallık nasıl yazdın? Yani sen bir de en uzun versiyonunu okudun. Evet. İlk versiyonu. İlk draftı okudum. Ondan sonra çünkü 6 draft daha var. Yani ilk draftı seninle beraber 3 kişi falan okumuştur. Ya hep istiyordum. Bu hayatta çocuklarınıza bırakabileceğiniz en güzel mirastır aslında. Yaptığımız mesleğin en güzel yanı bu. Ne olursa olsun onlar bir gün açacaklar ve solmayan bir fotoğraf. Yani hep filmde de var o. Hep fotoğraflara baktık ve fotoğraflar soluyor. Ama artık basılmıyor bile fotoğraflar dijital dünyada ve yok olabilme ihtimali. Sinema o noktada biraz daha ölümsüz bir an bırakıyor. Yani en azından yürüyüşünüzü hatırlıyor karşınızdakiler. Bir de benim her zaman söylediğim yani ve iç dinamiğim hayattaki tek mutlak gerçek ölümken bu kadar üzülmeye ne gerek var? Ya da sorunları bu kadar büyütmeye ne gerek var? Biraz daha yaşamı hafifletip o mizahıyla beraber tatlı tatlı yaşamak aslında baktığın basit matematik. Film de onun üzerine yani bir baba kız hikayesi. Aslında dağılmış bir yapının tekrar bir araya getirilmesi ve bunun içinde evet sanatın etkili yapısı da devreye giriyor. Şimdi vizyondan sonra umarım diğer mecralarda da yani televizyonda da olacak. Ya da dijitalde. Orada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yani Ender'e teşekkür ederim özellikle yönetmenimize. İyi bir kadroydu, iyi bir ekipti. Kızını başrol oynattı. Kızım oynadı. Evet, o da. Elimizde büyüdü o da. Evet ya. şimdi Güzel Sanatlar tiyatro okuyor. Yani o da oraya maalesef evrildi. Bakalım umarım güzel olur. Yazmayı da çok seviyorum. Ben de seninle Emir gibiyim. Yani sadece bir yandan kendimizi beslemeyi doğru bulmuyorum. Evet, maalesef. İşte ben senaryo eğitimine gittim. 7 sene bununla ilgili eğitim aldım. Oturdum, filmimi yazdım. Oyun yazıyorum. Başka Emir inanılmaz çiziyor. Sen inanılmaz bir şeyler üretiyorsun. Biz böyle mutlu olan insanlarız. Yani durmak bizi galiba öldürür. Biz üretirken biz aslında sanki soyutlamışız gibi piyasadan gibi algılıyorlar ama biz değil. Aslında o esnada hani arka tarafta işte çocuklarımızın eğitiminin ne kadar daha iyi olabileceğini, kendimizin o boşlukları da ne kadar eğitim alabileceğimiz, kimlere eğitebileceğimiz, kendimizle ilgili ne yaratımlar yapabileceğimizle ilgileniyoruz. Aslında piyasanın çok içinde değilmişiz, davetlerde değilmişiz biz gibi. Biz duyulması kısmını çok doğru bulmuyoruz. Yani ben kendimi eğittiğim yerin reklamını yapıyor olmayı, sen de öyle keza. Ya evet böyle hani. Onu sevmeyen insanlarız, bence iyi ki de sevmiyoruz. Magazin beni bir yerde yakalayıp böyle çektiği zaman garip hissediyorum kendimi, şey diyorum. Acaba beni niye çekiyorlar şu an? Zaten ben biliyorsun değil mi? Hani eşkıya döneminde özellikle ben hiç doğru düzgün dışarı çıkmamışım. Yani sezon biterdi biz tatile giderdik. Sonra sezon başlardı biz zaten dizi. Şey. Dizi bitti. Dışarıda herkes abone haber falan diyor. Ben böyle. Ne oluyor? Ne oluyor falan. Levent de Şişli tarafında. Motokurye duruyor. Abla nasılsın ya falan yapıyor. Öbürü diyor. Çünkü ben çok uzun zamandır galiba dedim dışarı çıkmamışım. Garip bir hissiyattı. Evet. Kendini garip hissediyorsun. Ya ona izolasyon da denmez. Yani bizim yaptığımız şey sadece bir meslek ya. Yani, tabii izolasyon deyince şey de geldi. Biz bir de veba gördük. Ve pandemi gördük yani. Biz beraber. Ve pandemi de çalıştık. Çalıştık biz bir de. Yani pandeminin... Sete bir gün bir geldim. Herkes bembeyaz giymiş. Ne oluyor ya dedim. Biz 4 kişi sadece olmadık ya. Emir, ben, Ozan ve Yalçın 20 küsur kişi
benim böyle tehlikesi vardı diye. Herkes eve gönderildi, kapandı. Bölümün yarısını sen biz çektik. Sen şey biliyorsun değil mi? Yunus, ben, Sevinç aynı arabadayız. Meğersem Sevinç orada koronaymış. Bir de bize böyle yapıyor. Çok özür dilerim. Ya senin suçun yok ki. Hani neticede ya çok zor. Ya hani... ben şey yapmıştım. Ali Covid olduğunda biz Emir'le çok... Siz de aynı karavandaydınız o gece. Biz de aynı karavandaydık. Olmadık. Ben en son o kadar yorulmuştum ki Ali'ye şey dedim. Oğlum ağzıma falan mı çıkmışsa acaba ya? Bir 14 gün dinleneyim lan. Ben de olmadım. Set bitti. Aşı vuruldum. İkinci aşıyı. İki gün sonra şey yapıyorum. Sırtım çok ağrıyor diyorum. Biliyorum. Yere yatırdım kendimi, oklavayla ağlaştırıyorum. Mesela ben de koronaymışım. Çalışırken olmadım çok şükür. Evet ben hiç olmadım. Ben oldum, iki kere oldum. Ciğerimde leke bile çıktı. Koşarken zorladım. Triflolarla çalışıyorum falan. Ama senin dediğin gibi biz galiba Kosova'da o bir hepimiz hasta geldik ya Türkiye'ye. Evet. Hayır, Kosova değil. Kosova ben değil sana mi? Söyleyeyim. Biz Rotterdam'dan indik. O tamam. Sırada görüntü yönetmenimiz hastaydı. Ha, ambulans geldi. Falan da hastaydı. Ambulans geldi, onlara serum falan takıldı. İşte bir oyuncu arkadaşımız vardı, görüntü yönetmenimiz vardı. Bir kişi daha vardı, onlara serum takıldı. Bence biz o dönemde, yani daha korona Türkiye'de açıklanmamışken, biz çok ağır bir şey geçirdik. Hmm. Hatırlar mısın? Bizim sesçi bir arkadaşımız vardı. Arabada uyuyacaktım. Evet, evet. O kadar ağrım vardı. Sağa çektim, durdum dedi. Yani arabayı götürecek halim yoktu. Sanırım biz gerçekten korona gelmeden önceden bir aşılandık. Çünkü biz olabilir. Hep beraber o esnada Rotterdam'a gittik, Almanya'ya tabii. Gittik, Azerbaycan'a gittik. İşte Kosova'da şehir dışı... ben hastalandım. Kosova soğukta. Kosova'ya ben gelememiştim. Ha. Çekimim vardı. Başka bir yerde çekimim vardı. Ama şey, biz galiba şeyden önce bir ufak bir atlattık. Çok bir şükür. Avrupa'ya biz saldık o zaman. İnanırım. İnanırım. Her şeyin ilki bizde. Tabii. Yani çok güzel zamanlardı. Daha 5 yıl sonra, 10 yıl sonra daha farklı konuşacağız. Tabii. Daha farklı yad edeceğiz. Ama çok güzel şeyler yaşadık. O stres işte kendini şimdi keyfe bıraktı. Yani her iş stresiyle beraber var olur. Evet. Sonra stres ortadan kalkar. Böyle keyifli anılara döner. Tabii. Ne mutlu. Ne mutlu tabii bize ki. Böyle bir ekiple çalıştık. Çok uzun süreler çalıştık. Ama hani birbirimizi tanıdık. Benim bir abim oldu. Teşekkür ederim. Sevil ablam oldu. Keza bir sürü oyuncu arkadaşım oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Hakan abim. Yolun, bahtın güzel olsun. İnşallah. Abone olmayı unutmayın. Bak abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın. Ay lütfen, teşekkür ederim. Ben yeni bir yola girdim ve bu yolda abilerim, ablalarım, kardeşlerim bana destek olduğu zaman çok mutlu her oluyorum. Zaman. Her zaman soframda tabağın var. Biliyorum. Her zaman telefonla gelebileceğim bir evin var. İyi ki sizin varsın abicim. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. En iyisini yapacağına hiç şüphemiz yok. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.